Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sevilen çizgi film karakteri Maş'a çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Haydi hemen başlıyoruz. Kağıdımızın üst tarafından Maş'a'nın gözlerini çizerek başlayalım. Onun için bakın kocaman iki tane yavaş yavaş yuvarlak çizeceğim. Dikkatli olalım arkadaşlar yuvarlak çizerken. Şu birincisi, hemen ikincisini sol tarafına yapıyorum. Kocaman iki tane yuvarlağımızı çizelim. Yaptığımız bu yuvarlağın içerisine bir yuvarlak daha ekliyorum arkadaşlar. Çünkü göz bebeklerini yapacağız. Şu birincisi. Hemen buradan ikincisini de çiziyorum. Dikkatli olalım. Güzel çizelim. Sonrasında bunun yine tam ortasına gelecek şekilde bir yuvarlak daha yapalım son olarak. Şu bir. Şurada ikincisi olmuş olsun. Yaptığımız bu yuvarlakların tam şöyle orta tarafında bir tane boşluk bırakalım. Her iki taraftan da sonrasında kalanları siyah boyayacağım arkadaşlar. Evet, bunu yaptıktan sonra artık gözlerimizin üstünde bulunan kirpiklerimizi oluşturabiliriz. Bakın şöyle 4-5 tane kirpik ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de benimle beraber ekleyebilirsiniz. Buraya 6 tane eklemiş oldum. Buraya da yine 6 tane ekleyeyim ben. Her iki taraftan eşit olmuş olsun. Bakın şöyle kirpiklerimizi ekledik. Sonrasında iki gözümün tam ortasına burnunu yapacağım. Onun için bakın şöyle sağdan ve soldan birer tane eğri çekiyorum. Küçük eğriler arkadaşlar. Yapmış olduğum bu eğrilerin ortasına da iki tane minnacık şöyle birer tane nokta bırakıyorum. Ve bu burnumun da tam altına şimdi şaşkın bir şekilde bakan ağzımı çizeceğim. Onun için bakın şöyle bir tane ilk önce eğri yapıyorum. Bu eğriyi şöyle alt taraftan güzelce birleştireyim. Şöyle çok hafif yukarıdan iki tane dişim görünsün arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bunun tam altına da şöyle hafif bir çene çizgisi konduruyorum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bakın bu çene çizgisinin tam altına şöyle iki tane nokta bıraktım arkadaşlar. Bu iki noktayı yukarıdan şöyle birleştireceğim. Böylelikle yüz çizgisi ortaya çıkacak. Yukarıdaki bakın şu noktayla iki noktayı birleştireceğim sağdan ve soldan. Siz de aynı şekilde yapın. Hemen başlıyorum. Yavaşça yuvarlatarak yüz çizgimi ortaya çıkartmak için şu birinci çizgi olmuş olsun. Hemen bunun sağ tarafından ikinci çizgimi yapıyorum. Zaman kaybetmeden yüz çizgimi ortaya çıkartmak için bakın şu çizgileri oluşturmuş oldum. Resmin böyle olduğuna bakmayın, şimdi ortaya çıkacak her şey. Hemen bu aşamada bakın kirpiklerimin üstünden şöyle saç çizgilerimi çekeyim arkadaşlar. Belli belirsiz çizgileri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapmış olduğumuz şu yukarı doğru olan çizgileri biraz daha şöyle kıvrım ekleyebiliriz. Yukarıya doğru olan kısımları yukarıya doğru birer tane çentik atıyorum arkadaşlar. Sonrasında bakın tam şu kısma da şöyle biraz böyle yuva tam düzgün olmayan bir şekil yapıp buradan da sanki yukarıdan aşağıya doğru kıvrım çizgileri varmış gibi uzatıyorum arkadaşlar. Böylelikle o başörtüsü kısmının iç tarafını yapmış olduk. Burada boynundaki düğüm kısmını ve omuzları yaptıktan sonra başörtüsü kısmının kalan kısmını yapacağız. Hemen başlayalım o zaman. Bakın şuradan hemen bu boynundaki o örtü kısmının ilk önce dikdörtgen olan kısmını ekledim. Sonrasında burada sağdan ve soldan aşağıya doğru sarkan düğüm kısmını yapıyorum. Buradan da yine aynı şekilde şöyle düğüm kısmını eklemiş olayım. Hemen bu düğüm kısmına da 2-3 tane şöyle çizgi ekledikten sonra tam bakın şu noktadan başlayan omuz çizgisini aşağıya doğru hafifçe uzatayım. Sonrasında da artık başörtüsü kısmını yapabiliriz. Onun için bakın uzatıyorum şöyle artık. Üst taraftan geliyor, 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 geliyor. Ve burada omuz kısmıyla birleştirmiş oldum. Bu birincisi olmuş olsun. İkinci kısmını biraz daha böyle daralacağız. Çünkü sanki biraz daha böyle yandan bakıyormuş gibi bir havası olacak. Onun için de bakın şöyle uzatmış oldum arkadaşlar. Böylelikle başörtüsü kısmını da tamamladık. Artık omuzlarını ve vücudun kalan kısmını yapabiliriz. Ama öncesinde şuradan başörtüsü içinde 2 tane 3 tane çizgi bırakalım arkadaşlar. Şöyle olmuş olsun. Hatta şuradan da bir tane
bir tane çizgi eklemiş oldum. Yapmış olduğum bu kurdelanın hemen alt tarafına kıyafetinin o ön kısmını, açık olan kısmı ekledim. Artık şu uzattığım koluma devam edebilirim. Bakın uzattım ve şöyle bir tane parmak ekledim. Sırasıyla 3 tane daha parmak ekliyorum arkadaşlar. Şu 2, şu 3, şu 4 olmuş olsun. 5. baş parmağımı böyle yandan çıkarıyorum. Ve sonrasında da bakın bunu birleştirip şöyle bilek kısmıyla birleştirdim arkadaşlar. Bunun üstünden hemen şöyle paralel bir çizgi daha ekliyorum. Bilek çizgisi. Sonrasında da artık kol çizgisini ekleyebilirim. Bakın şöyle uzattım. Hatta şöyle biraz içeriye doğru alayım. Sonrasında bunu şöyle kurdelamızın olduğu kısımda birleştirdim arkadaşlar. Bu birinci kolumuz olsun. Diğerine başlayalım. Diğeri için ilk önce şuradan aşağıya doğru kıyafetimizin yan kısmını bir çekeyim. Aynı hizadan şuradan da çektikten sonra bunu alt taraftan bir tane eğriyle birbirine birleştiriyorum. Hemen bakın bu kısımdan kolumun yan kısmını yapıyorum. Şöyle yukarıdan omuz kısmıyla vücuduma bağladım arkadaşlar. Hemen buradan bilek kısmını ekliyorum. Şöyle kısacık bir tane eğriyle artık eli yapabilirim. Eli içinde bakın hemen şöyle bir tane baş parmak yaptım arkadaşlar. Sonrasında da bunu döndürüp şöyle sanki yandan görünen bir el varmış gibi uzatıp şuradan da hemen şöyle parmaklarımı çizgisini gösteriyorum arkadaşlar. Artık kolay olan kısmı kaldı. Bir tek eteğimizi çizeceğiz ve ayakkabılarımızı konduracağız. Etek için bakın arkadaşlar şöyle upuzun bir çizgi çekeceğim. Alt taraftan bakın şöyle yuvarlanıp dönen yukarıdan yine vücuduyla birleşen şu etek kısmını eklemiş oldum. Etek kısmında da bakın hemen şöyle alt tarafa yakın genişçe bir tane eğri çektim. Sonra birbirine yakın iki tane daha eğri ekleyeceğim arkadaşlar. Yalnız birbirine yakın olacak ikisi de şu şekilde. Son olarak ayakkabılarımızı kondurabiliriz. Onun için bakın buradan şöyle bir tane eğri çektim. Şu birincisi. Buradan da şöyle bir tane eğri çekip vücudumla birleştireyim. Ayakkabılarının ön kısmını şöyle belli edeyim her iki taraftan. Şöyle üst tarafına da bir tane ayakkabı çizgisi ekledikten sonra resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.